Ahi TV'nin değerli izleyicileri, Kırşehir İl Müftülüğümüz ile Ahi TV'nin ortaklaşa hazırladığı Hicri 1439 yılı Ramazan ayı özel programı ile huzurlarınızdayız. Değerli bir ayda, değerli bir günde, değerli bir saatte muhterem hocam, Kırşehir İl Müftümüz Mehmet Yaman Bey ile bugün huzurlarınızdayız. Hocam Kırşehir'imize yeni teşrif etti ve yeni teşrif etmesiyle beraber de Ramazan programlarına başladı. Bugün birlikte olacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. Hayırlı çalışmalar. Allah razı olsun. Bugün günlerden cuma, aylardan Ramazan, iftar saatine doğru da yaklaşmış bulunuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, oruçlunun ağız kokusunun Allah katında misk kokusundan daha değerli olduğunu bizlere müjdeliyor. Şu anda oruçlu insanlardan da bu koku yavaş yavaş gelmeye başladı diye düşünüyorum hakikaten. Bugün muhterem hocamızla beraber Ramazan ayı ve orucun faziletleri konusunda beraberce sohbet etmeye çalışacağız. Hocam, orucun farz kılınması ve hikmeti hususunda bizleri bilgilendirir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten, kendisine son kez Cenab-ı Hakk'ın tenezzül buyurduğu Kur'an-ı Kerim'i öğreten Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Sözlerime başlamadan önce ben bütün dinleyicilerimizin, seyircilerimizin Ramazan'ı tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadet-i taatlarımızı, hayır hasenatlarımızı ahsen-i kabul ile makbul eylesin inşallah. Siz de biliyorsunuz, siz de hocasınız Halil Hoca. Cenab-ı Hak Bakara Suresi 183'te öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı diyor. Farziyetiyle ilgili yani başka ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler de söylenebilir ama süremiz içerisinde en böyle bize orijinal belki geleceğini düşündüğüm bu ayet-i kerimede oruç ibadetinin sadece biz Muhammed ümmetine değil, Cenab-ı Hak geçmiş ümmetlere de, yani Hristiyanlara da, Yahudilere de ve belki daha önceki ümmetlere de farz kılındığını haber veriyor. Tefsirlerde birçok şey anlatılıyor. İşte orucun nasıl yitirildiğine dair, oruç ibadetinin, bu kıymetli ibadetin ruhlarda ve bedende değişimler yapan, sosyal hayatta birçok değişiklikler yapan bu ibadetin nasıl yitirildiğine ilişkin de çeşitli hikaye ettiği kısımlar var. Oralara gerek kalmaksızın farziyetiyle ilgili bu söylenebilir. Allah razı olsun. Hikmetleriyle ilgili dediniz değil mi? Evet, hikmetleriyle ilgili. Yani Ramazan-ı Şerif'in hikmetleri o kadar çok ki, biz belki şöyle birkaç başlığını burada zikredelim. Mesela ruhlarda değişim yapıyor. Değil mi? Ruhlarda bir değişiklik meydana getiriyor. Nasıl değişiklikler yapıyor? 11 ay boyunca normal hayat akıp giderken, evet, Cenab-ı Hakk'ın kıymet verdiği bir zaman dilimine isabet ediyor insanlar. Allah o ayı içerisinde Kur'an indirildiğinden dolayı faziletli kıldığı o ayı bize bir de oruç ibadetiyle buluşturarak sunuyor. Tabii aslında mesela Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Yani bu bile hikmetler içerisinde çok enteresan bir yere parmak basıyor. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirdik diyor. Kur'an indirildi diyor Cenab-ı Hak. Bu Kur'an gibi Cenab-ı Hakk'ın yüce kitabına insanların sanki bir hazırlanışı gibi.
işte her şeyin li külli şeyin babun, her şeyin bir kapısı vardır, girilecek yeri vardır. Vel ibadetü elcu gibi mesela veya savm gibi ifadelerle oruç ise ibadetlerin kapısıdır gibi sunuluyor. Şimdi ruhlardaki değişimi ben şöyle anlatmak istiyorum. Oruç tutarak insan önce bir neyi öğreniyor? Sabretmeyi öğreniyor. Değil mi? Sabırsızlıkla başa gelen şeyleri biz biliyoruz. Mesela bugün belki siz de gitmişsinizdir bir cezaevine falan gittiğinizde. Evet. Orada insanlar diyorlar ki ya bir anlık bir işte hatam, bir anlık kendime hakim olamayışım beni işte buralara getirdi. Bu raddelere getirdi. Sözünüzü diyor. Kesiyorum. Bunu günümüzdeki psikologlar 7 saniye olaraktan ifade ediyorlar. Evet. Hatta orada diyorlar ki bir insan kızdığı zaman öyle birden 7'ye kadar saysa o an geçecek üzerinden. Evet. Bak ne güzel. İşte mesela bunu öğretiyor. Hani siz de bilirsiniz hadis-i şerifte Efendimiz ne diyordu? Sizden biriniz önce şöyle başlıyor. Es-siyamu cünnetün. Evet. Bu oruç bir korunaktır, korumadır. Cünne hani tepenize bir kılıç iniyor. Evet. Siz de kalkan denilen o şeyi keskin kılıca karşı tutuyorsunuz, kendinizi koruyorsunuz. Kafanıza inecek olan keskin kılıcı savuşturuyorsunuz. Cünne o manada. Es-savmu cünnetün. Bir korunaktır, sığınaktır. Aslında biz oruç tutuyoruz ya, oruç bizi bazı belalardan kendisi tutuyor bizi. Evet. Gibi de anlaşılabilir. Sabır o manada. Hatta devamında hadis-i şerifin ne diyor? Feiza kana ahadukum saimen, sizden biriniz oruçlu olduğu zaman fela yechel, cahillik yapmasın. Cahillik yapmak aceleyle karar vermektir. Tepki vermektir ve benzeri şeylerdir. Feinimrun qatalehu ev şatemehu, kendisi bu cahilliği yapmaz da karşısındaki ona yapmak isterse ne gibi? Yakasına yapışır, yumruk atmak ister, dövmek ister, hakaret etmek, öldürmek ister gibi tavırlarla karşılaşırsa ne yapsın? Bak orada bile enteresan ifade. فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمًا اِنِّي سَائِمٌ اِنِّي سَائِمٌ. Desen ki ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Burada yalnız şu küçük noktayı belirtmek isterim. Aslında ben oruçluyum ifadesini karşıdaki adama söylemek değildir burada. Yani sen bana hakaret etme, bana vurma, beni dövme. Ben oruçluyum çünkü demek değildir onun anlamı. Karşı tarafa söylemek değil bu. Belki insan daha fazla kızar. Oruçluysan oruçlusun. Beni ne enterese eder deyip daha fena kızabilir. O aslında kendi kendine, kendi içine söylemektir. Zaten orucun başından sonra hep iç dizaynı vardır. Ruhlardaki değişimi vardır. İnsan inni saimun kelimesini ben oruçluyum diye şöyle demesi herhalde söyleniyor. Ya oruç gibi bir ibadet ki Allah beni reyyan kapısından, özel protokol kapısından alacak. Oruç ki Allah beni bütün ibadetlerin 10 misli, 700 misli derecesi varken evet. Oruç fesavmili ve ne ezibi ve ne ezibi, orucun mükafatını ancak ben takdir ederim çünkü o benim içindir ifadeleri. Orucun sevapları öyle çoktur ki ben şimdi cahillik edip de kalkıp orucuma bir zarar getirmeyeyim, bir halel getirmeyeyim. Ben oruçluyum. Bu ne kadar cahillik yaparsa yapsın karşılık vermeyeyim diye sabırdır o. Yani ben oruçluyum ifadesini hadis-i şerifte söylenen karşıya söyle demek değildir bence. İnsanın bu küçük noktayı hepimiz anlatıyoruz kürsülerden. İşte insanlara hadisleri anlatırken, orucun faziletinden bahsederken burayı herhalde vurgulamak lazım. Ben oruçluyum ifadesini karşıya da kendine söyle. Evet. Yitirme orucumu, büyük sevabını. Ruhlarda bir sabır değişimi yaptırıyor. Birisi bu. Hocam, hakikaten bu manada ecdadın atasözleri. Evet. Şairlerimizin şiirleri. Kalem tutanlarımızın yazıları. Evet. Efendim, sadırdan çıkan ilahi diye terennüm ettiğimiz bir takım sözler. Yine manilerimiz de bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Evet.
Manilerimizden birisinde şöyle diyor. Belki de sizin anlattığınızı bu manada destekler mi? Aldanma sağa sola. Gel gidelim hak yola. Güzel oruç tutanın akıbeti hayrola. Ha, manilerden söylüyorsunuz. Evet, çok manilerden. Tabii yani Ramazan manilerle ayrı bir güzelleşiyor. Manilerin altındaki mana ya bir ayete işaret eder, telmihtir evet. O. Ya bir hadise işaret eder. Çünkü o kültürle yoğrulmuş milletimin ürettiği maniler öyledir. Evet. Bir ayete, bir hadise. İşte onu işaret ediyor evet. Sanki. Çok güzel. Yani aldanma sağa sola. Yani olur ya sağdan soldan sataşan, evet, sataşan olur. Bir takım huzursuzluklar olur. Evet. Gözünü rahatsız eden olur. Kulağını rahatsız eden olur. Ama sen bunlara bakma. Gel gidelim hak yola. Evet. Yani Rabbim nasıl bir oruç tutmayı emrettiyse öyle dosdoğru. Güzel oruç tutanın akıbeti hayrola. Evet. Şimdi Halil Bey, tabii bu Ramazan-ı Şerif'in, orucun hikmetleri, faydalarını anlatırken bir sabrı bile bu programda anlatmaya yer kalmayabilir. Evet. Sabır yani öyle bir enteresan şey ki, mesela hayvani dürtülerimiz var bizim. Şehvetlerimiz var, değil mi? Yeme içme de bir şehvettir. Konuşmak da öyledir. Diğer işte cinsi şehvetlerde bunların hepsine gem vuruyor. Hadis-i Şerif'te bilirsiniz siz de. Efendimiz şeytan insanın kanın damarlarında dolaşması gibi dolaşır ifadesini bilirsiniz. Evet. Oruçla onlara şey daraltın onun yollarını diyor. Şimdi enteresan olan şu. Biz bir oruç tuttuk ve bunu başardık da değil. 30 gün bunun tekrarı. 30 gün tekrarı bu bir mektep gibi, okul gibi sanki. Yani bu kursu, 30 günlük bu kursu başarıyla bitiren, başarı belgesini alan, 30 günün sonunda bayrama kavuşan oruçlarını, işte oruç gibi, onu da ayrı konuşmak lazım. Orucu nasıl tutarsak oruç gibi olur, ayrı konuşmak lazım. Oruç gibi tutup da bayrama erişen kişi, hakikaten saflaşmış, berraklaşmış kişidir. Hani İmam Hatipler'de ilk öğretilen hadis vardı. Et-tuhuru şatrul iman diye başlayan hatırlarsınız. Evet. O tuhur yani temizlik konusu imanın yarısıdır. Temizlik imanın şatrıdır. Şatır kelimesi bak et-tuhuru nısful iman demiyor. Evet, nısıf da yarısı demek, şatır da yarısı demek ama şatırın bir başka anlamı var. Şatır demek öyle bir yarımdır ki öteki yarımıyla söz konusudur demek. Nısıf yarım demek. Evet. Şatır, Arapçanın bir özelliği bu. Başka bir şeyi anlatıyor şatır. Yani öyle bir yarımdır ki bu öteki yarısı olmadan bunun anlamı yok demektir. Yani o zaman, eş anlamlı ama eş anlamlı değil. Buna rağmen şatır nısfı, nısfı. Türkçe'ye yarım olarak tercüme ediliyor. Yani evet. Tuhur, temizlik, temizlik imanın yarısıdır. Yani öyle bir yarımdır ki bu öteki yarısı yoksa o da yoktur anlamındadır. Evet. Peki nedir öteki yarısı diye Arap bir şeyin şatırı dedi mi? Öteki nedir diye merak eder. Nedir öteki yarısı? Öteki yarısı nedir o zaman? Birinci yarısı tuhursa öteki yarısı nedir? Öteki yarısı teskiyedir. Yani ruhun arındırılmasıdır. Arındırılmasıdır. Ruhu arındırmaktır öbür yarısı. Siz şöyle düşünebiliyor musunuz? Tertemiz bir adam var. Hijyen diyorlar ya şimdi, hijyene çok dikkat ediyor. Elbisesi temiz, çevresi temiz, vücudu temiz, her şey tertemiz, pırıl pırıl. Ama içinde kibri var, riyası var, hasedi var. Böyle bir insan düşünün. Yani Allah esirgesin. Bu cennetlik olabilir mi? Bak şatır böyle çıkıyor meydana. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de bir sözü var. Acaba bunu destekler mi hocam? Diyor ki siz nefsin gıdasını değil de asıl cennete gidecek olan ruhun gıdasını verin. O zaman evet. Orucu bu manada mı düşünmek lazım böyle? Aslında çok güzel. İfadeniz çok güzel oldu. Orucun bedende de değişimleri var. Ruhta da değişimleri var. Biz hemen ruhta değişimlerle başlamış olduğumuz için sanki sadece ruha yönelik gibi algılanmasın. Bedende de çok değişiklikler var. Bedende işte yeni araştırmalardan bahsediyorlar. Vücut aç kaldı mı kendi çöpünü yakarmış diye bir paylaşım dolaşıyor. Hatta bundan Nobel ödülü aldığı söyleniyor bir profesörün.
insan vücudundaki biriktirdiği şeyleri yaktığını, onun için de çok sıhhatli ve sağlıklı olmak için oruç tutmak gerektiğini söylüyor, bilim söylüyor. Peygamber Efendimiz de zamanında ne diyor? Sûmû ve tasihû. Evet. Oruç tutun, sıhhat bulun diyor. Ama biz tabii burada bedenin kazanımlarından öte konuştuğumuz tezkiye kısmı, evet, ruhun temizlenmesi. Zaten Ramazan'ın başında vaaz etmişsinizdir, söylemişsinizdir. Ramazan girerken ne demiştir şair? Ne diyordu? Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan kalbimizi o üç aylar içerisinde, evet, temizleyelim, saflaştıralım, berraklaştıralım ki 11 ayın sultanını konu edelim evimize, kalbimize gibi. Sabır üzerine belki dediğim gibi konuşsak çok daha vakti yetiremeyebiliriz. Evet. Oradan geçelim. Başka? O zaman şöyle desek hocam, orucun kişilere ve topluma kazandırdığı, evet, faydalar neler? Özellikle kişiyle başlayıp toplumla devam etmek lazım. Çünkü kişiyi düzelttiğimiz zaman dünya zaten kendiliğinden düzelmiş oluyor. Keskin çizgilerle, yani psikoloji ve sosyoloji keskin çizgilerle ayırmak zor. İnsanın psikolojisinde, yani ruhunda değişimler iyileştikçe tabii sosyal alanda da iyileşmeler olacak. Basit örneklerle gidelim isterseniz. Şimdi 11 ay bir insan, bir Müslüman harama el uzatmıyor. Neden? Allah rızası için, Allah'tan korktuğu için harama elini uzatmıyor. Allah korkusuyla. Ama 11 aydan sonra bir ay geliyor, bu sefer helala da el uzatmıyor. Değil mi? Evet. Helal, yani karnı çok aç. Şimdi bizim olduğumuz gibi, sen de ben de, bak dudaklarımız kurumuş, bir bardak su olsa da içsek diyoruz. Ama şuraya bir bardak su koysalar içer miyiz? Haram mı? Hayır, helal. Elimizi uzatmayız. Neden? İzin verilmesini bekleriz. Kim izin verecek? Biraz önce bir hadise zuhur etti. Anlatmamı ister misiniz hocam? Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Kur'an tilavet etmek için hocamız gelmişti. Evet. Bizden önce. Evet. Hocamız biraz da koşturmuş herhalde. Havada sıcak ağzı burnu geldi. Kurumuş. Ağzım kurudu. Kur'an-ı Kerim'de okuyacağım. Boğazımı bir ıslatsam dedi. Bir bardak su. Bir bardak su geldi. O arada oruç dedi. Tamam dedi yani. Evet. O helal hakikaten, evet, dediğiniz öyle gibi. Bunları işte bak hemen örnek. Elini helala çok istemesine rağmen uzatmayışı nedendir? Allah rızası içindir. Peki şimdi sosyal alana çekelim olayı. Bir insan düşünün. Allah rızası için helala el uzatmayan adam harama el uzatabilir mi? Şimdi işte sosyal iyileşmeyi, sosyal tabana, iyiliklere, evet, bakın şimdi. Helala bile Allah rızası için el uzatmayan harama el uzatabilir mi? Başkasının malını el uzatabilir mi? Başkasının hakkını gasp edebilir mi? Zaten oruç başarıyla tamamlanırsa insanın iyileşmesinden, başarı belgesini aldıktan sonra iyileşmesinden ötürü toplum da iyileşir. İstatistiklerden çok bahsedilir, siz de bilirsiniz. Ramazan ayı geldi mi kriminal olaylar azaldığı filan söylenir. İşte sebebi budur. Allah rızası için helala bile el uzatmayanın harama el uzatmayışından, haram nedir? Haram hakkın olmayan şeydir. Değil mi? Hocam sözün burasında acaba bir mahalle baskısı mı, gerçekle yakından uzaktan ilgisi var mıdır bilmiyorum. En son Ramazan başlamadan önce de Amerika'nın İncirlik Üssü'nden yayınlanan bir takım bilgiler vardı. Orada şöyle cümlelerden birisi, iftar saatine yakın bir zamanda hal ve hareketlerinize dikkat edin. Müslümanlar oruçlu olduğu için onların şeker dengelerinde sıkıntı olur. Biraz sinirli falan olabilirler. Şimdi oruç hakikaten Müslümanı böyle süt liman etmesi gerekirken sanki onu kızgınmış, sinirliymiş gibi. Bir de istatistikleri diyorsunuz. Yani istatistiklerde suçların falan düştüğü ifade ediliyor. O zaman bunun astarı var mıdır acaba? Halil Hoca, dünya algılar üzerine yürüyor. Yani bahsettiğiniz açlık İrade dışı bir açlık değil ki. İnsan kendi iradesiyle yapıyor bunu. Aç kalınca sinirli olması veya işte şekerin düşüklüğünden bir takım şeyler yapması iradeyi devre dışı mı bırakıyor? O saate kadar iradesiyle oraya kadar gelmiş bir insan.
Tabii ben doktor değilim, bilmem o tip şeyleri. Ama iradesine hakim olan dünyaya hakim olur. İradi bir durumdur o. Doktorlar daha güzel açıklayabilirler. Fakat ben şuna inanıyorum. Böyle algı için bir takım paylaşımlar, bir takım sözler de Müslümanın oruç gibi kıymetli ibadetini hor görmek. Eskiden sokaklarımızda insanlar oruç diye hürmet ederler, açıktan bir şey yemezlerken bu gitgide toplumsal bir şeye dönüştü. Saygısızlığa dönüştü. Oruç yani birisinin bizim hiç beğenmediğimiz bir ibadetiyle bile baş başa oluşundan dolayı kitabımızın emridir değil mi? Onun kutsalına karşı saygılı davranmayı Rabbimiz bize emreder. Kutsalına karşı saygısızlık yapmayız biz. Ama bir İslam beldesinde oruç kutsal tanınıyor. Oruç tutuyor insanlar. Ve bunların her tavrı saygıyla karşılanmalıdır. Belki de öyle bir şeydir. Bence onları konuşmak yerine biz kendi değerlerimizi konuşalım. Evet, orucun hocam. Mesela bir de şu değişimi var. Şimdi her gün bir şeyler yiyoruz. Fakat kimi zaman acıkmadan da yiyoruz. Vakit geldi diye yiyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Dün tuttuk orucumuzu akşam üzeri. Bize zeytinin tadı bir başka geldi. Hurmanın tadı bir başka geldi. Manavın önünden geçerken meyvenin, sebzenin kokusunu duymaya başladık. Böyle taze bir ekmeğin kokusunu hissetmeye başladık. Yani nimetin farkında olmaya başladık. Bu ruhta değişim, bedende değişim ama topluma da şöyle yansıyor bu. Açlığın ne olduğunu aç olmayan hissetmez. Acı olunca açların farkına varmaya başladık. Daha bir merhametli, daha bir şefkatli, daha bir yardımsever olma arzularımız gelişti. Evet. Şimdi bakın, kişinin kendisinden başlıyoruz, hemen oradan zaten topluma aksediyor. Toplum fertlerden oluşuyor. Fertler böyle güzel hasletlerle donanırsa toplum da iyileşecektir. Birbirini bütünlüyor yani. Sosyal faydaları. Önce insanın kişisel ruhi faydalarından başlıyor, psikolojik faydalarından oraya doğru aksediyor. Değil mi? O zaman Ramazan'la beraber insan açlığının farkına varıyor. Aç olanların farkına varıyor. Farkına varmak. Şimdi kişisel gelişim uzmanları hep bunu konuşuyorlar. Farkındalık eğitimi, farkındalık eğitimi. Demek ki biz bir şey yitirdik ki eğitimine ihtiyaç duymaya başladık. Yani siz bildiğiniz bir şeyin eğitimini almak mı istersiniz? Yani direksiyon eğitimi biliyorsunuz. Size gel direksiyon eğitimi verelim denmez. Evet. Farkındalığımızı yitiriyoruz. Kalabalık şehirlerde, milyonluk şehirlerde yüz yüze, yan yana yaşıyoruz. Asansörlerde beraberiz. İş yerimizde, her yerde beraberiz ama birbirimizi fark etmiyoruz. Apartmanlarda komşularımızı fark etmiyoruz. Değil mi? Bu farkındalığı aslında toplumun zayıf kesimlerine, merhamete muhtaç kesimlerine eriştiren bir yol haline getiriyor. Oruç aslında bizi tımar ediyor. Tedavi ediyor aslında. Vurdum duymaz, taş kalpli insanlar olmaktan koruyor bizi. Üçüncü bir kısma geçelim. Oruç o zaman kısaca söylersek bizi Allahu Teala'ya nasıl kul olacağımız konusunda eğitiyor. Evet, bu genel ifade böyledir. Evet. Böyle deyince biraz daha çerçeve geniş oluyor. Aslında Allah bize oruç tutmakla bizim gibi insanlara, gariplere, fakirlere, hatta çevremize, hayvanlara, bitkilere, canlı cansız her şeye karşı bir merhamet oluşmasını sağlıyor. Bir başka şey mesela oruç şey gibi değil, namaz ibadetimiz gibi değil, hac ibadetimiz gibi değil. Oruçta bir ayrı samimiyet, hani Allah-u Teala da فَصَوْمُ لِي وَاَنَ اَزِّبِهِ Oruç, o benim içindir, namaz Allah için değil midir? Hac Allah için değil midir? Tilavet, Kur'an, tilavet, Allah, hepsi tesbihat Allah için değil midir? Ama bu ifade niçin böyle hadiste geçiyor? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi oruç tutan bir insan, oruç tuttuğunu kendi söylemezse bir başkası bilmez. Bir kendisi, bir de Rabbi. Değil mi? Evet. O kadar yakın birbirine. Şimdi orucu tutarken faraza, orucuna bir halel getirdi mi, bir zarar getirdi mi, hemen ondan rahatsız olan kendisi,
Çare arayan da, ya hocam ben oruç tutarken şöyle şöyle yaptım, orucum bozuldu mu? Bozulduysa kaza mı yapmam gerekir? Kefaret mi yapmam gerekir? Hani kefaret, evet. İşte bile bile bozulan orucun 60 cezası artı bir gün de şeyi, kazası 61 evet, gün ya, fıkıhtan da bahsetmiş evet, evet. olalım. Soruyor. Şimdi niye soruyor? Bak, orucunu takip ve teftiş eden, oruç ibadetini takip ve teftiş eden kendisi. Oruç tutmaya karar veren kendisi. Sürdüren kendisi, takip ve teşvik eden kendisi. Bir, halel getirdiğinde cezasını kesen kendisi, cezasını uygulayan kendisi. Bu ne muazzam bir şey. Bu aslında neyi öğretiyor bize? Allah'a karşı samimi olmayı öğretiyor. Samimi insan, dürüst insandır. Allah'a samimiyet bütün kapıları açar. Bunun zıttını düşünecek olursak, mesela samimiyetsiz yapılan hiçbir ibadet Allah tarafından makbul görülmez. Evet. Bir insan bir hayır yapsa bir yere, sonra ondan insanlara övünse, dese ki bunu ben yaptım ha dese, onun cezası mürailiktir biliyorsunuz. Yani riyadır. Evet. Riya da karşılığı dinimizde gizli şirk demektir. Şirk Allah tarafından affedilmeyen bir günahtır. Her günah affedilme ihtimali dahilindedir. Ama şirki affetmediğini Allah-u Teala haber veriyor. Hatta bunu daha böyle kutsi hadiste şöyle bizim idraklerimize sunuyor. Der ki diyor Allah, şu kulumun haline bak. Benim için ibadet ettiğini iddia ediyor ama kullara da beni ortak koşuyor. Onlardan da kendilerine övgü bekliyor diye. İşte bütün ibadetlerimizin, mesela namaz kılan bir insan görünüyor. Bir insan der ki bakar, aa ne güzel adam namaz kılıyor. Namazı da ne güzel. İşte huşuğuna dikkat ediyor, tadili erkanına dikkat ediyor filan diyebilir. Hac edene diyebilir. Oruçta öyle bir şey diyeme şansı yok. Ne güzel de oruç tutuyor adam diyebilir misiniz? Yani bak bak adam hiç yemiyor, içmiyor. Ne güzel de bunu bilmez ki kimse anlatmadığınız zaman. Oruç bir de bize neyi öğretiyor? Oruç bize işini samimi yapmayı öğretiyor. Bu çok enteresan bir şey. Bir tam bir mektep. Oruç bize bir de ne öğretiyor? Dünyada tek başına da kalsan, Allah'ın emirlerini tek başına yapma kuvvet ve kudretine sahipsin. Özgüvenini öğretiyor. Elhamdülillah. Yani dedim ya, kısa bir programa bunları anlatmak sığdırılamayabilir. Evet. Ama bugün senin şeyin de güzel maşallah. Estağfurullah. Yani hoş bir sohbet. Hocam yine bir manimizle beraber yolumuza devam ediyorum. Sohbetimize devam edelim istiyorum. Uyumasın gözümüz, doğru olsun sözümüz. Her iki cihanda da ak olmalı yüzümüz. Yani bu manada oruç tutan da bulunması gereken güzel hasletler hususunda evet. da şöyle birkaç kelam etsek. Çok güzel. Yani sözüyle, yaşantısıyla, evet. kalbiyle. Evet. Şimdi tabii belki onu şöyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden söylemek sanki daha hoş olacak. Ne diyor? Leyse sıyamu minel ekli ve şurb. Şu oruç dediğimiz şey yemek ve içmekten ibaret değildir. Ondan kesilmekten değil. Velakin ne sıyam minel lagu veş ve refet. Bilakis oruç bunların yanında boş yararsız şeylerden kaçınmak ve şehevi arzulardan kendini tutmaktır diyor. Mesela birisi. Birisi Efendimizin yine bir sözünde de men lem yada gavle zuri vel ameli bihi kim yalan sözü ve yalan gavle zuru yalan sözü ve yalan yere yemin etmeyi şahitlik etmeyi ve kötü ameli terk etmezse feleyse lillahi hacetun fi en yeda ta'amehu ve şerabehu Allah-u Teala'nın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Dediniz ya oruçlu da bulunması gereken vasıflar. Yani sadece yeme içmeyi kesmekten ibaret değildir. Evet, açlık insana bazı şeyleri sabrıyla, irade gücüyle ufukları açıyor ona ama böyle diyor Efendimiz. Ne yapmak lazım? Mesela
Bunlar içerisinde hıfzul basar denilen göze de oruç tutturmak lazım. Refes dedi ya hadis-i şerifte. Evet. Refes onunla ilişkili. Mesela bakmakla ilgili Efendimiz şöyle anlatıyor. En nazaru sehmün mesmumun min siham iblis lanehullah. Kötü bakış yani şehvet de cinsi haram bakış şeytanın oklarından bir oktur ki men terekehu khaufen min Allahi atahullahu azze ve celle imanen yecut halavetehu fi galbihi. Kim Allah korkusuyla gözünü haramdan korursa Allah onun kalbine imanın tadını ve lezzetini koyar. Oruçlu bir adam düşünün, ben oruçluyum diye yönünü dönüyor. Buna böyle biraz belki şey kaçacak ama şu misali anlatmak istiyorum. Almanya'ya bir işçimiz gitmiş, hastanede kolu kırılmış, alçıya alınmış. Alçı da işte dururken bir de böyle bir haram yakınlık gösteren bir Alman hasta bakıcıyla filan o şöyle anlatıyor, diyor ki hocam diyor vallahi diyor eğer diyor yıkanmak gusül abdesti söz konusu olmasaydı kendimi kaybedecektim neredeyse diyor. Yani kolunun alçılı olmasının endişesiyle gusül abdesti alamam endişesiyle korunduğunu dolaylı olarak ihsas ettiriyor. Şimdi Ramazan'a döndür bunu, oruca döndür. Yani oruçlu böyle bir haramlılığı ben oruçluyum diye gözünü çevirmişse, haramdan gözünü korumuşsa, gözüne de oruç tutturmuş oluyor. Gözüne tutturduğu oruç sayesinde orucu oruç gibi oluyor. Yeme içmeyin dışında gözüne de oruç tutturmuş oluyor. Sadece gözüne mi? Siz gene bir şey okuyun da ondan sonra devam edelim. Çünkü hoş onlar. Estağfurullah. Günahın olsa yığın, yine de ona sığın. Gazabından fazladır rahmeti Allah'ımın. Evet. Diyor. Çok güzel. Yani bu rahmet mevsiminde rahmet sahibi, Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'ya sığınmaktır aynı zamanda. Rabbim bizi gözümüzle işlediğimiz, dilimizle işlediğimiz, bedenimizle, elimizle, ayağımızla işlediğimiz bütün kötülükten muhafaza buyursun. Tamam. Vaktimiz ne kadar? Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ha. Cümleleri bir toparladık. Toparlayayım şunu söyleyeyim. Bir de tabii dile de tutturmak lazım. Eğer dilimiz hakarete, yalana devam ediyorsa orucumuzun da oruç gibi olmadığını bilmemiz lazım. Hani مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ayet-i kerimede var ya, sen bir söz söylemeye gör, hemen onu kayıt altına alan bir görevli vardır. Evet. Dile de oruç tutturmak lazım. Dilin, oruçlu insanın zikirle, tesbihatla, Kur'an'la kullanılması lazım. Dili hem oruçlu olup da adam hem de ona buna sataşıyorsa, hakaret ediyorsa onun da orucunda ne vardır? Sıkıntı vardır. Kulağı da tutturmak lazım. Hıfzus semmi diyelim ona. Kulağı da tutturmak konusunda mesela ayet-i kerimede Rabbimiz ne diyor? Semma'une lilkizib ekkelune lissuh. Onlar haramı yiyenler, yalanı diyenler diyelim. Yani haram yiyen, yalan söyleyenleri kınıyor Allah-u Teala. Haram yiyenlerle yalanı söyleyenleri ve dinleyenler el-mutabu şey de mesela gıybet de dille ilgili ya, gıybet ettiğiniz zaman da dile oruç tutturmamış oluyorsunuz. Siz dinliyorsanız gıybet eden vardır, dinlemiyorsanız gıybet edilmez. Yani kulağınızı gıybetten, yalandan siz çekiyorsanız, dinleyen yoksa karşıdakini de korumuş oluyorsunuz. Evet. Adam geldi anlatıyor, siz de kulağınızı harama yani gıybete kapatıyorsanız orucunuzu oruç gibi tutuyorsunuz demektir. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Bütün bunlar zaten gıybet eden de, gıybeti dinleyen de günahta eşittirler diyor değil mi Efendimiz? Evet. Bir de gıybet edilmeyen, samimi davranılan, merhamet ve şefkatin doruklara çıktığı bir orucu Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu oruçlarla beraber inşallah Kadir Gecemize de kavuşalım. İnşallah. Kadir Gecesi ki biliyorsunuz bir ömre bedeldir. Bir ömür gibidir o. 80 seneye bedeldir. Onu da Rabbim nasip eylesin hepimize, bütün Amin. Milletimize. Ardından da bayram gibi bir bayramı nasip eylesin. Bitirirken küçük bir şey söylemek istiyorum. Rica ederim. Engelliyorum sizi ama kusura bakmayın.
Bu Ramazan'da yüreklerimizi yakan, gözlerimizi yaşartan, kan akıtan gözlerimizden bir derdimiz var. Oruçlunun duaları makbuldür. Oruçlular kendilerine, ailelerine, çocuklarına dua ettikleri gibi, milletimize, memleketimize dua ettikleri gibi, lütfen Kudüs-i Şerifimiz içinde bugün bir katliamın yapıldığı, oranın bekçileri olan, elinde, kalbinde imanından ve elinde taşından başka bir şey olmayan insanların katledildiği, bir de üstelik bütün bu dünya coğrafyasında herkesin, insanlığın gözü önünde işlenen bu katliamlar bizi çok üzüyor, çok yaralıyor. Rabbimiz bize bu masumların, mazlumların umudu olmuş milletime güç, kuvvet, kudret versin. Versin de onlara merhem olalım inşallah. Onlara kol olalım, kanat olalım. Rabbimden biz velâ udvâne illâ alâzzâlimîne inananlarız. Biz zalimliğe ancak düşmanlık besleriz. Rabbim zalimleri kahru perişan eylesin. Bizim elimizle de onları cezalandıracak güç ve kuvveti, kudreti milletime nasip eylesin diyorum. Tekrar böyle bir fırsatı bize tanıdığı için Ahi Evran, Ahi televizyonuna teşekkürlerimi sunuyorum. Kırşehir Müftülüğümüz olarak söyleyeceklerimizi cami cemaatimiz, bizimle beraber olan cemaatimizin dışında da kesimlere ulaştırdığı için hem sahibinden Hasan Bey'den bütün o çalışan personeline kadar hepsine teşekkürler ediyorum, tebrik ediyorum. Bence büyük bir sadakadır bu. Sadaka sadece çıkarıp bir şey vermek, bir fakiri doyurmak olduğu gibi, hani Efendimiz tebessüm de sadakadır diyor ya, herhalde hak sözü, Allah sözünü, peygamber sözünü birilere ulaştırmak da en büyük sevaplardandır. Ben de kendilerini bu sevaplar için kutluyorum. Bu hayırlarının devamını diliyorum. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hocam, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Yorgun bir halde programımıza teşrif ettiniz. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, Mehmet Yaman hocamızla bir başka Ramazan programında buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sizden Allah razı olsun.